3 Mayıs 1944'te Türkiye'de rejimin teşvik ettiği, palazlandırdığı ırkçılar, yani onlar da bir bakıma nasyonal sosyalistler gibiydiler, Türk ırkçıları, tevkif edildiler. Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir'in emriyle, yani İsmet Paşa'dan gelen talimata uygun olarak tevkif edildiler ve aralarında Nihal Atsız'ın, Osman Yüksel Serdengeçti'nin, Mehmet Sofuoğlu'nun, yani çeşitli ırkçıların, Alparslan Türkiş'in de bulunduğu kimseler, tabutluklar adıyla anılan işkencelere alındılar. Kafaları usturaya vuruldu ve kafalarının üstünde 2000 wattlık ampuller yakılmak suretiyle maddi işkencelere maruz bırakıldılar. Bundan 16 gün sonra 19 Mayıs 1944'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumunda İsmet Paşa Gençlik ve Spor Bayramı'nda, o zaman Gençlik Bayramı mıydı? Neydi adı? Bir nutuk çekmek suretiyle ırkçılığa karşı açık bir tavır koydu. Kaldı ki o güne kadar Türkiye Cumhuriyeti Türk milliyetçiliği, neredeyse Türk ırkçılığı varsa yoksa her şeyin Türk olduğu bir dünya üzerine kurulmaya çalışılmıştı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette de işte ne mutlu Türk'üm diyene bir Türk cihana bedeldir, Türk şöyledir, Türk böyledir, Türk, 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 Türk. Hatta daha öteye parayla getirdiği adamlara tarih kurumu, kurdurduğu tarih kurumunda konferanslar tertip ettirip bütün dünyadaki kavimlerin Türklerden türediği nanesini yemeye kadar işi vardı. Yani Adem Aleyhisselam Türkmüş, öyle ya. Çingeneler de Türk'ten türüme, her şey Kürtler dünden Türk de zaten. Velhasıl bu politika resmen 14 Mayıs ve 19 Mayıs 1944'te İsmet Paşa'nın Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumunda verdiği ırkçılık aleyhtarı nutukla noktalanmış ve bitmiş oldu. O güne kadar bugünkü Sosyalist Cumhuriyet Gazetesi de rejimin yarı resmi gazetesi olarak ırkçılıkta hemen hemen Hitler'in yayın organlarına taş çıkartacak derecede Türkçülük yapan bir gazeteydi. Cumhuriyet'in Nadir Nadisi, onun babası Yunus Nadi ve Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin işte valisinin, generalinin, kaymakamının, hakiminin, savcısının, jandarma komutanının, alay komutanının okuduğu, okumak zorunluluğunu duyduğu gazeteydi. Ve ırkçı, yayın yapan bir gazeteydi. Öylesine ırkçı ki 12 Eylül öncesinde MHP'lilerin Hür Gün mü, Her Gün mü, Her Gün galiba gazetesi vardı. O gazete onun tozu bile olamazdı ırkçılıkta. Cumhuriyet Gazetesi'nin milli kütüphanelerde bulunan arşivine bakıldığı zaman şu söylediklerimizin hiç de eksik tanımlamalar olmadığı, hatta yani fazla tanımlamalar olmadığı, eksik bile kaldığı görülür. Onunla birlikte rejim yön değiştirdiği için artık Cumhuriyet Gazetesi de rejimin temsilcisi durumundaki gazete de yayın politikası değiştirdi ve dünyaya hakim olmaya başlayan Amerikan politikalar istikametinde sosyal demokrasi havaları çalmaya başladı.